31 Ekim Boğa burcunda Mavi Dolunay 2001'den bu yana en etkili enerjileri barındıran bir dolunayla karşı karşıyayız. Devrimlerin gezegeni Uranüs'ün de yansımasıyla bu dolunay her birimizin hayatında büyük değişimleri ve devam eden 2 hafta boyunca yıkıcı enerjileri de tetikleyici pek çok noktayı barındırmakta. Kabil ve Habil'in hikayesi, daha doğrusu yaşanmışlıkları, hasetlik ve kıskançlıkla yeryüzünde ilk kanın akışı. Bundan dersler çıkarmalı, ruhlarını kıskançlık ateşine teslim edip hayatlarımızdan çalmaya odaklananları fark etmeli ve bu insanların çemberinden uzaklaşabilmeliyiz. Kıskançlık tüm kötülüklerin anası. Biz bununla baş edebilmek için ruhlarımızdaki iyiliği ve gücü ortaya koymalıyız. Ayrıca astrokartografi ile yaptığım analizlerde özellikle 17 ve 26 Kasım tarihlerinde ülkemizin doğusunda, kıyı şeritlerinde depremlerin ve yine sudan gelecek zararların etkili olduğu enerjileri barındırmakta. Tedbirli olmalı, dikkatli olmalı. Deprem ve doğa olaylarıyla baş edebilmek için her birimizin, liderlerimiz de dahil olmak üzere, daha yüksek bir bilinçle elimizden geleni yapmamız gereken bir süreç. Ayrıca yine gökyüzünün rehberliğinde Covid'le imtihanımızın bu süreçte çok daha artacağı söz konusuydu. Ve maalesef bunu yaşayarak öğreniyoruz. Gökyüzü yalan söylemez. Nisan 2021'e kadar zorlu bir dönemden geçerken her türlü değere, doğaya, insana, hayvana sahip çıkmak, değer vermek ve bu zorlukların üstesinden gelebilmek için hiçbirimizin bir diğerini hor görmemesi, ayırt etmemesi, sınıflandırmaması gerektiğinin farkına varmalıyız. İş işten geçmeden, keşkelerimize yenilerini eklemeden önce. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.